Burger King'i tavuk kostümleriyle bastılar. Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavukları eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zincirine ait restorana tavuk maskeleriyle bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 Hayvan Hakları Savunucusu Derneği'nin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor. Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor. Fransız basını aktivistlerin bu eylemi endüstriyel tavukların dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı. Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "Tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı. Bu arada maalesef ekleme yapmakta fayda var. Aktivist denince insanların aklına genelde komik şeyler geliyor. Çünkü kimse duyarlı olmak istemiyor ve ötekileştiriyor. Fakat bu gerçekten ciddi bir durum. 15 senedir en az insanların bildiği bir durum, bazı insanların hiç bilmediği bir durum. Hepinizin ciddiye almasını isterim. Bu fotoğrafta mesela tavuk o kadar kötü gözükmüyor çünkü profesyonel kamerayla çekilmiş. Ve gayet temiz gözüküyor ki yine de bu güzel bir yaşam stili değil. Veya bu fotoğraf karşınıza çıkıyor. Burada da sanki üretim tesisine gitmişsiniz de çok güzel bir ortam varmış gibi veya çok güzel bir şey yapıyorlarmış gibi veya sistemi çok geliştirmişler gibi. Bakın ne kadar da güncelleştik, profesyonelleştik, şöyle böyle demek için sizi çağırmışlar gibi bir ortam var. Fakat maalesef gerçek bu fotoğrafta olduğu gibi. Bazen her ne kadar et yemeyi sevsek de, tavuk soteye bayılsak da, kebaba delirsek de canlının canlı olduğunu unutmayıp, ruhunun olduğunu unutmayıp, duygularının olduğunu unutmayıp, anne babasının kardeşinin olduğunu unutmayıp veya bir kuzu yerken onun aslında bir bebek olduğunu unutmayıp biraz da madem insanız, güncelleştik, bilinçlendik, biraz insani davranmak gerekiyor ve medeni olmayı öğrenmek gerekiyor. O yüzden sırf aktivist değilsiniz diye veya yakınınızda herhangi birisi aktivist değil diye ülkede her ne kadar eylem yapmak anayasal hak olsa da bu Türkiye için şu an geçerli olmadığı bariz ve buna insanlar ister istemez alışıyor düzen değiştikçe. İşimize gelmese bile sırf zorundayız diye değişen düzene ayak uydurabilirken hayvanlar konusu hakkında bu kadar gaddar olmaya da gerek yok bence. Umarım bu videoyu bir şekilde birileri izler ve umarım bir kişinin fikri değişir demeyeceğim. Çünkü bir kişi veya 10 kişi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İnşallah 1000 kişinin, 10.000 kişinin, 100.000 kişinin ki bunlar da çok az sayılar açıkçası. Ama yine de umarım birilerinin dikkatini çeker ve daha çok ses yükselir. Şu an mesela kara kışa gireceğiz. Dışarıda hayvanlara mama veren yok, ev koyan yok. Koyulan mama ve evleri parçalayıp atanlar var. Ama bu dünya bir tek bize ait değil ve biz sırf zevk alalım diye bu dünyaya gelmedik. Bunun farkına umarım hep beraber varabiliriz.